Türkiye'nin FPA 80 seviyesi enerji yanözörü. Elimde böyle bir enerji yanözörü vardı. Bunun videosunu çekmek istedim. Federal FPA 80'lerin üretimini durdurdu. Artık yeni nesil grafik ekranda enerji yanözörleri üretiyor. Ama hazır elimde varken hem incelemiş olurum hem videosunu çekerim dedim. Belki elinde olup kullanmak isteyen arkadaşlar ya da gittiği işletmede bu olan arkadaşlar kullanım kılavuzunu bulamayabilir ya da incelemek isteyebilirler. Hazır çalışan sistemde de istediğiniz gibi rahat rahat oynayamazsınız. Belki aradıklarında bu videoya denk gelirler ve işlerine yarar. O nedenle bu videoyu çekiyorum. Ekranın sol ve sağ iki tane sütunu var. Buradaki sol sütunda gerilimleri görüyorsunuz. L1, L2, L3 faz nötr gerilimleri. Bu aşağıda kosinüs fi'yi veriyor. Total kosinüs fi'yi. Burada akım değerleri var ve frekansı veriyor. Gerilimler şu anda faz nötr. Şu anda fazlar arası gerilimleri görüyorsunuz. Ve buna bir daha bastığımda her bir fazın kosinüs fi değerlerini görüyorsunuz. Şimdi normal bir daha bastım. Normal ekrana geldik. Faz nötr ekranına. Motorumu devreye alayım. Akım çektireyim. Şu anda her bir fazın çekmiş olduğu akımları görüyorsunuz burada. Frekansım aşağı satırdaki, en alt satırda 50. Yukarı tuşuyla her bir fazın görünür gücü, her bir fazın aktif gücü, her bir fazın reaktif gücünü görüyorsunuz. Bir daha bastım, akım ekranına geri döndüm. Başka değerler de görebiliyorum. Aşağı yukarı tuşlarına beraber bastığımda harmonikleri görüyorum. Örneğin burası ne? Üçüncü harmonik, şu aşağı köşede yazıyor. Her bir harmonikte, yanlış hatırlamıyorsam 31'e kadar mı gidiyordu bu? Bir bakayım kullanım kılavuzunu şurada, yanlış söylemeyeyim. 31'e kadar gidiyor. 31'e kadar her bir fazın gerilim ve akım harmoniklerini görüyorsunuz. Bu ekrandan çıkmak için aşağı yukarı tuşlarına beraber bastık ve ana ekrana geldik. Şimdi burada bazı değerleri girmem gerekti. Akım trafosu, gerilim trafosu. Bir de üstünde 8 tane kuru kontak var, röle kontağı. Onları bazı senaryolarda devreye sokabiliyorum. Onun için Enter ile yukarı tuşuna beraber bastık. Şu aşağıdaki satır menü satırı. 100, 101, 200, 201 gibi gidecek orası. Şurada yanıp sönen ayarlayacağım değer. Sesini kapatayım. Ayarlayacağım değer. Alt üst limit, bunlara ben müdahale edemiyorum. Sadece ortadaki değere müdahale edebiliyorum. Mesela 100 gerilim trafosu oranı. Menü 100 gerilim trafosu oranı. Bende gerilim trafosu yok. O nedenle 1. Bir daha basıyorum Enter'a. Bir sonraki menüye geçiyorum. 101 menüsü. Akım trafosu oranı. Burada kullanacağınız akım trafosuna göre bende 35 akım trafoları var. Yani oran 6. Mesela siz burada örneğin 600'e 5 kullansaydınız oran 120 olacaktı. Bunu yukarı tuşuyla 120'ye kadar getirecektiniz. Ama bendeki oran 6. Devam ediyorum Enter'la. 201 A numarası bu. RS 485 var üstünde. Yazılımla haberleşebiliyorsunuz. Birden fazla o yazılımla enerji yanözörüyle haberleşebiliyorum. Bu kaçıncı enerji yanözörü? Yani 1 ile 249 arasında sen bunlara numara verip haberleşebiliyorsun. Yazılım yok elimde. O kısmı göstermeyeceğim. 1 kalacak. 260 menüsüne gelelim. Bu mesela işte bir server'a bağlandığınızda veri göndersin ya da göndermesin. Örneğin 1 ise aktif veri göndersin, 0 ise pasif göndermesin. O yazılım olmadığı için ya da bir server'dan veri çekmediğim için yine onu da boş bırakıyorum. Şimdi gelelim senaryoların olduğu, röle senaryoların olduğu ekrana. Burada 300 röleleri ayarlayacağım. Röle senaryolarını ayarlayacağım kısım. Şurası 1 ise, şöyle ilk önce 0 alalım. 0 ise röleler aktif değil. Herhangi bir senaryo yazmıyorum. 1 ise işte gerilim sınırlama modu. Burada da her bir rölenin oluşacak durumda vereceği çıkışlar var. Ne demek istiyorum? Burada mesela röle 1, birinci faz düşük. Röle 2, birinci faz yüksek voltajı. Röle 3, ikinci faz düşük. Röle 4, ikinci faz yüksek voltajı. Röle 5, 3. faz düşük. Röle 6, 3. faz yüksek voltajı.
Burada gerilimlere bakarken röle 7 ile röle 8'i akım için ayırmış. Mesela röle 7 herhangi bir fazla düşük akım varsa çıkış veriyor. 7 nolu kontak. Röle 8 kontağı da herhangi bir fazla yüksek akım varsa çıkış veriyor. Eğer ben bunu 2 alırsam akım sınırlama modu var. Burada röle 1 birinci faz düşük, röle 2 birinci faz yüksek akımı, işte röle 3 ikinci faz düşük, röle 4 ikinci faz yüksek akımı, röle 3 üçüncü faz düşük, röle 4 ikinci faz yüksek akımı, röle 5 üçüncü faz düşük, röle 6 üçüncü faz yüksek akımı. Yine röle 7, röle 8'e de gerilimle ilgili burada şey yapmış, ne diyeyim, görev belirlemiş. Diyor ki herhangi bir fazla düşük gerilim varsa röle 7 kontak versin, herhangi bir fazla yüksek gerilim varsa da röle 8 kontak versin. Burada şu olay var. Akımlara bakarken de dikkat edecek olursanız burada mesela akımlara bakarken de iki taneyi gerilim için, olası bir gerilimdeki yükselme ve düşme için vermiş. Ya da işte bir de gerilimle ilgili her bir fazı ayrı ayrı değerlendirirken olası akımdaki düşme ve yükselmeler için de röle 7 ve röle 8 kontaklarını ayarlamış. Mesela burada ben neyi ayarlayacağım? Önce fazlardan bir tanesini çıkartacağım. Yani düşük gerilim oluşturacağım. Bunu nerede yapıyorum? Akım sınırlama modunda faz düşük röle 7 kontağı. Şu anda röle 7 kontağına bağlı. Ve 2'yi ben burada seçtim. Akım sınırlama modu. Devam edeyim. 301 röle pulse ayarı. Milisaniye cinsinden bu rölenin yanıp sönmesi ile ilgili, flaşör ile ilgili bir değer. Devam ediyorum. 302 röle start ayarı. Mesela cihaza enerji geldikten ne kadar süre sonra rölenin çalışmaya başlayacağını belirler. Bunu örneğin 3 saniye olarak ayarladım. 303 menüsüne geldim. Bekleme süresi. Biraz sonra göreceğiniz işte o düşük gerilim, yüksek gerilim ayarlarını yapacağız. Mesela öyle bir senaryo oluştuğunda tamam röle kontak verecek ama işte ne kadar enerji seviyesi işte gerilim ya da akım hangi fazsa ya da herhangi biri ise ne kadar süre normale döndükten ne kadar süre sonra işte kontaklar eski haline geri gelsin ayarlıyor. İşte bu 303. Mesela onda da 2 ya da bunda ne yapayım? 1 saniye olarak ayarlayayım. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bunu tek başına bir motora bağladığınızda örneğin ya da işte bir trafoya bağladığınızda koruma görevinde bu röle kontaklarıyla işlem yaptırabilirsiniz. Mesela dersin ki gerilim düştüğünde herhangi bir fazda ya da şu fazlarda ya da akım yükseldiğinde şu fazlarda burada girdiğim kadar değer bekle, açma yap. Yani kontak kapasın ve sen koruma elemanını devreye al. Ya da işte değer normale geldi bir oturma süresi için bekle mesela gerilim düştü. Normale geldi ama bir daha düşebilir 3-5 saniye içerisinde o kadar süre bekle. İşte o kadar süre sonunda tekrar işte gerilimde bir bozulma olmazsa röle kontağını tekrar aç. Örneğin şunu söndür diyebiliyorsunuz burada. 303'te olay o. Gelelim 304 menüsüne. Bunu ben çok anlamadım ama röle işte 0 fonksiyonu. 0'da eğer ben bunu 0'da bırakırsam işte 0 değeri düşük değer olarak kabul edilmez. 1'de bırakırsam 0 değeri düşük değer olarak kabul edilir demiş. Haberleşme ile ilgili de bir şey olabilir. Emin değilim. 305 moduna gelelim ya da menüsüne gelelim. Bu mühürlemenin yapmayacağını gösteriyor. Eğer sıfırda bırakırsam, örneğin bir az önceki senaryolardan gerilim düştü, geldi bekleme süresi kadar bekledi. Kontaklar normale döner eğer burası sıfırsa mühürleme yapmaz. Eğer ben bunu 1'de bırakacak olursam, değer normale düşse de, İşte bu kontaklar tekrar geri açılmıyor. Sıfırda bırakayım, mühürleme yapmasın. 306 menüsünde voltajın üst sınırı, alt sınırı 190 volt. Bunu arttırabilirsiniz.
Örneğin 307'ye geldiğimde voltajın üst sınırı, örneğin voltaj hangisi bu? Şu limiti aşarsa, az önce bahsettiğim senaryoları gerçekleştirsin. 308 akım alt sınırı. Bunu ben şey olarak zannediyordum. Akım trafosu sevinme oranı 5 oluyor ya genelde. 5 ampere göre mi ki? Değil. 5 ampere göre değil. Çünkü ben buna az önce çarpan kat sayısını girdiğim için normal akımı içerisinde hesaplayabiliyor. Mesela 199 0, 199 yani 199 miliamper. Hadi 200 yapalım ya. Ha, onar onar artıyor. Mesela 219 miliamperin altı benim için akım alt sınırı. 309'a gelelim. Akım üst sınırı. Mesela burada benim yüküm yok. 5 amperin üstü. Siz bunu şöyle biraz sonra o değer katlanarak gidecek. Gördünüz mü? Küçük akımlarda daha hassas, büyük akımlarda. Mesela 250 amper ayarladım akım üst sınırı olarak. Dediğim gibi burada akım trafonuza bağlı iş. 310 menüsü kosinüs fi'nin ne olacağını gösteriyor bana. Kosinüs fi alt sınırı. İşte 311'de kosinüs fi'nin üst sınırı olarak şey yapıyor burada. Adını sen getir. Ayarlayabiliyorsunuz. Bunu 300 menüsünde şurayı 3 seçerek aktif ediyorsunuz. Orada kosinüs fi'nin değerlerine göre çıkış veriyor. Şu anda mesela buradaki yapacağım ayarlar bitti. Bunları kaydedip çıkmam lazım. Kaydedip çıkmak için de Enter tuşuna bastım. Az önce kaydetti ve şu anda çıktı. Buna fazla bastığım için L1 L2 arasına geldi. Tekrar aldım. Neydi? Düşük gerilim modunda ayarlamıştım ben bunu. Fazlardan bir tanesi giderse çıkış ver. Şu anda bunun bağlı olduğu fazlardan herhangi birini şu anda kamera görmüyor ama şöyle çekiyorum. Fazlardan biri gitti. Yani düşük gerilim oluştu. Zaten şurada da bunun yandığını gördünüz. Şurada da giden fazı görüyorsunuz. L1 fazı gitti. Düşük gerilim oluştu. Bekledi ve çıkış verdi. Şunu şöyle bir alayım. Fazı tekrar yerine takacağım. Fazı tekrar yerine taktım. Düşük gerilim ortadan kayboldu. Ve röle kontağı mühürleme yapmadığım için ne yaptı? Açtı. Şimdi bir de akımla ilgili bir sınırlama vardı burada. Ona gelelim. Yine ne yapıyoruz? Şu Enter'la yukarı tuşlarına bastık. 300'e geleceğim, menü 300'e. Menü 300'e geldim. Şu anda 2 idi ve yani akım sınırlama modunda böyle 7'nin düşük gerilimini kullanmıştım. Şimdi onu 1'e çekeceğim. Gerilim sınırlama modu 1'e çekeceğim. Mesela burada da işte fazlardan herhangi birinde düşük akım olduğunda bu röle hediye bağlıydı. Röle hediyenin kontağı çıkış verecek. Düşük akım değerini de az önce hesaplamıştım. Girmiştim buraya. Akım alt sınırı 308. ...219 mA olarak girmiştik. Kaydettim ve çıktım. Şu anda akım düşük gösterip yanmadı. Bir daha girelim menümüze. Kaydettik, kapadık. ...300'de ben bunu 1'e alacaktım. Fazla basmışım herhalde tuşlara. Mesela 2'de kalmış. Yani akım modunda ben bunu
Şu anda gördüğüm açı kameraya göre daha kötü olduğu için bunu şu anda fazla uzun süre bastığında kaydedip kapayacak. Kaydetti ve kapadı. Ana ekrana geldi. Gelelim. 300 modu 2'de. Ben bunu 1'e çekiyorum. Bir türlü kaydedemiyorum. Nedeni şu. Geliyorum tekrar. 301'e çekiyorum. Kullanım kılavuzunda yazmışlar. Okumadığım için bu hataya düştüm. Menüyü tek tek geçmeniz lazım. Tüm değerler ayarlandıktan sonra 305'e geldiniz. 306, 311'e kadar gideceğim. Uzun süreli bastım. Şimdi kaydetti. Menüyü tek tek gezmeden çıktığınızda, az önce dedim ya, şunların ikisine bir basıp ya da işte uzun süre basıp çıkın. Sadece değerleri görmek için mi girildi yoksa kayıt etmek için mi girildi, onu ayırmak için. Yani şöyle söyleyeyim, tekrar gireyim. Mesela burada bir değere baktım. Bu ayrı bir şey. Baktım, çıktım. Ya da o değeri kaydedeceğim. Bu ayrı bir şey. Bu tuşlara değer atanabilirdi aslında. Yani kaydetmedi. Ha, ama bunları burada kullanıyor. Doğru. Bir tuş daha ekleyecek. O da farklı işlere gidecek. Doğru. Eğer her birini tek tek onaylamadan, mesela girdim bir parametreye baktım. Her birini tek tek sona gelip İşte enter enter geçmeden çıkarsanız kaydetmiyor, değişiklik yapmıyor. Mesela şu anda değişiklik yapmayacak. Bu da bir programlama mantığı. Böyle değerlendirmişler. Uğraşmamın nedeni oydu deminden beri. Bakın şu anda neydi? Röle 7 mod 1'de, yani 300'ün birinci modunda düşük akımda, motorum akım çekmiyor. Motor akım çektiğinde devre dışı kaldı. Yine bunu aynı şekilde yüksek akımda ne yapabiliyorsunuz? Yaptırabiliyorsunuz. Deneyi şu şekilde yaptım. Burada 35 akım trafolarım var. Federal'in yine akım trafoları. Born vidası olarak çıktım. Bağlantıları burada yaptım enerji analizörüme. Burada da bir tane yük olarak 3 fazla senkron motorum var. Çok yüksek akım çekmeyecek ama temel ayarları göstermek için yeterli. Burada da bir tane göz lambam var. Bu videoda Federal Elektriğin FPA80 enerji analizörünün incelemesini yaptık. Röle kontakları üzerinden yazılan senaryo, açık söylemek gerekirse, benim hoşuma gitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.